Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kadının aile içindeki konumu nedir? Tabi İslamiyet yaratılış itibariyle kadın ve erkeğin eşit olarak yaratıldığını bildirir. Hucra suresi 49. ayette geçen Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ifadesi bunun en açık delillerinden birisidir. Yine İslam dini kadın ve erkek arasında bir ayrımın söz konusu olmadığını doğum, ölüm ve daha sonraki hayatlarında bu iki cinsin birbirinden üstün bir tarafı olmadığını da beyan eder. Çünkü mesela Meryem Suresi 93. ayette ifade edildiği üzere insan Allah huzurunda yardımcısız tek başına çıkarak hesabını kendisi verecektir. İman sahibi salih amel işleyerek Allah yolundan ayrılmayan kadınların durumu Kur'an'da ahirette ebedi bir hayat sürüp cennete gidecek kişiler arasında açıkça zikredilir. Kadınla erkek arasındaki farklılık bedensel özelliklerinden ileri gelmekte ve kadınların zayıf, hassas varlıklar olduğu belirtilmektedir. Bunun için fert ve toplum hayatında bu iki cinsin fonksiyonlarında farklılıklar görülmekte ve bunda da kadının korunduğu ortaya çıkmaktadır. Yani kadın lehine bir şey söz konusu. İslam dini cahilet hayatı inançlarında olduğu gibi kadını ne aşağılara itmiş ne de ona ağır yükler vererek bir konuma getirmiş. İslam öyle bir aile modeli çizmiştir ki bu ailede bütün aile fertlerinin ayrı ayrı görevleri bulunmakta ve bu görevlerinde kesinlikle birbirlerine karşı hiçbir haksızlık görülmemekte. İslam düzeni aile hayatına getirdiği iyiliklerle adalette çığır açarak öyle mükemmel bir modeli benimsemiş, erkeğe ve kadına aile içinde baskı unsur olabilecek ve ailenin zararı olacak tüm davranışları tamamen ortadan kaldırmış. İslam aile görevlerini, sorumluluğunu, yükünü erkeğe yani kocaya vermiş. Erkeğin aile reisliğinde ailenin ihtiyaçlarını karşılamak ve aileyi her türlü dış tesirlerden koruma görevi de söz konusu olduğu için ona büyük bir sorumluluk düşer. Buna karşılık erkek aile içerisinde kadının şahsi malına karışamadığı gibi ona bazı yükümlülükler de yükleyemez. Hatta kadın çocuğa bakmak istemezse kocasından bir bakıcı bile isteyebilir ve ev işlerini yapmayabilir. Bununla beraber bu tür ev ile ilgili işleri ve sorumlulukları kadının takvasının göstergesi olduğundan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından teşvik edilmiş ve kadın erkeğin meşru dairdeki emirlerine itaat etmesi istenmiştir. Özetle söylemek gerekirse İslam aile hayatının devamı ancak karşılıklı hakların korunmasıyla mümkündür. Nitekim Peygamber Efendimizin şu veciz ifadesi gayet açıktır bu konuda. Sizin kadınlar üzerinde haklarınız, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları var.